tatlı dile gülen yüze doyulur mu doyun? Bu nasıl ses arkadaş? Usta, masa 2 iki tane tantuni. Tombul tantuni buyurun. Abi inşaatta iki tantuni yalnız o tombul arkadaş getirmesin. Zaten zar zor ayakta duruyor bu inşaat. Yalnız abi bizim bütün elemanlar tombul. İsmiyle bu kadar bağdaşlarsan başka bir müessese yoktur herhalde. Getiren arkadaşa söyleyin aşağıdan seslensin ben iner alırım. Ya arkadaş atlayacak sanatlar ne düşündün bu kadar? Abi intihar edeceğim de ya kendi canımı kıydım diye cehennemden alsam onu düşünüyorum. E bu daireyi satın al o zaman, intihar etmene gerek kalmaz, buna zaten birkaç aya çöker. Son arkadaş akşamki partiye iki bilet aldım. Manita beni ekti, ben de bu bileti yoldan geçen ilk kişiye vereceğim. Abi akşam parti var, sen de bizimle gelir misin? Hay parti mi? Ne partisi ya? Benim siyasetle miyasetle işim olmaz kardeşim, çekil önümden, yürü git. Kapatırsın ya. Ulan ben ne yapayım seni ha? Ben sana kaç kere dedim şu inşaatın kapısını açık bırakma diye ha? Önüne gelen gelip intihar ediyor. Neyse bitirdin mi balkonu ha? Bitiremedim abi, çimento bitti, müteahhiti aradım, paraya sıkışmış, çimentosuz devam edin inşaat dedi. Ben de tükürerek devam ediyorum. Sen de ne kayboldun abi? Ya kum bitti. Ben de Fikri abiyi aradım, bana da paraya sıkıştığını söyledi. Ben de gittim denizden kum getirdim. Ne yapayım? Ya ne kadar pinti bir adam bu ya? Bu topların ne iş var lan bu inşaatta? Hoş geldin Fikri abi. Ulan oğlum, İbrahim Tatlıses inşaatta türkü söyleyip meşhur oldu diye siz de top oynayıp futbolcu mu olacaksınız başıma? İnşaatta kim çalışacak lan? Oy, ne futbolcusu Fikri abi? Ya eskiden beri bir alışkanlık vardır. Hani millet zannediyor ki topu inşaata kaçınca onlara kötü bir şey yapacağımızı zannediyor. Vallahi öyle bir şey yok ha. Bak bir tane daha geldi. Neyse ne, çok fazla masraf çıkıyor. Maliyeti biraz azaltın. Siz beni batıracak mısınız oğlum? Lan yoksa benim malımda gözünüz var lan. Fikri abi ne maliyeti ya? Adam tuğlaları tükürerek yapıştırıyor. E ben kumu denizden getiriyorum. Elektrik desen zaten kaçak. Suyu da camiden getiriyoruz. Olsun. Ucuzun da ucuzu vardır. Biraz daha maliyeti azaltın. Bakın bana arabayı sattım. Donmuş'a geliyorum. Lan sen hiç Donmuş'a gezen müteahhit gördün mü? Allah bu evleri alanlara yardım etsin. Çekilin lan. Ulf edersin seni. Canı terbiyatına çekiliş mi yapmış? Beni de etiketliyorlar. Yok yok ne çekilişi? Deprem olmuş deprem. Deprem mi? Nerede deprem olmuş lan? Senin memlekette olmuş abi, Siirt'te. Ne? Karımla çoğunla da şu an Siirt'teki evimde. 1.1 şiddetinde olmuş abi. Lan onu böyle desenize. Ben de korktum. O şiddette hiçbir şey olmaz. Bir tane ev çökmüş. Enkaz altında bir kadın, bir de iki çocuk varmış abi. Kesin eski evdir. Alo. Abi sizin ev çöktü, acil gelmen lazım. Nasıl çöker oğlum? Daha yeni yapıldı ev. Torunla para verdim lan müteahhite. Demek ki senin müteahhit de tuğlalarını tükürerek yapıştırmış abi. Çekil lan önümden. Nasıl üzüldü gördün mü? Ne demişler? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Ya sen niye bu kadar üzüldün? Ya yemek söyledim, bir saattir gelmedi ya. Ha. Abi siparişinizi getirdim. Lan inşaata çıkmayın, aşağıdan seslenin, ben aşağı inerim demedin mi? Dedin abi.